Merhaba, bu videoda sizlere YÖS 2022 sınavları hakkında genel bir değerlendirme yapacağız. Tabi bunu yaparken başta 2021 sınavları olmak üzere son 2-3 yılı baz alacağız. Şöyle baktığımız zaman üniversiteler genelde sınav tipi olarak sınavları, yani ona sınav tip dediğimiz, yani örgün mü, yüz yüze mi yoksa online mı? 2021 ve tabii 2020 sınavları pandemi döneminde geçti. Öyle olunca birçok üniversite değil ama birkaç üniversite online sınav yapmayı tercih etti. 2022 yılında tahmin ediyorum tüm sınavlar yüz yüze adını verdiğimiz, yani optik kağıt kullanarak yapılacağını düşünebiliriz. Zaten aşılama ve vaka sayıları aşılama artmakta, vaka sayıları azalmakta inşallah daha da iyiye gideriz. Ama öyle bir izlenim gözüküyor şu aşamada. Yani o yüzden online sınavların yapılmayacağını belki düşünebiliriz. Ama belli olmaz tabii, pandeminin gelişimine bağlı. Sonra soru sayısına baktığımız zaman genel olarak geçmişte yine soru sayılarında bazı üniversiteler farklı farklı soruları soruyordu. Yani soru sayısı olarak artık son birkaç yıla baktığım, son 3 yıla diyelim aşağı yukarı baktığımız zaman 80 soru gelmekte. Süre ise genelde üniversitelerin %90'ında, 95'inde 120 dakika verilmekte. Birkaç üniversitede, mesela İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Üniversitesi 135 dakika vermekte. Bunların 2022'de de yani pek değişeceğini zannetmiyoruz. Yani şu an tüm Türkiye'deki YÖS sınavları artık bir kıvama, bir ortak şablona geliyor. Sonra soru tipleri dersek eğer, soru tipleri tabi burada yine tipik olarak mat, aşağı yazalım şöyle. Mat 1, mat 2, geometri ve IQ dersek eğer. Evet. Mat 1'den aşağı yukarı, ya şöyle aşağıdan başlayalım isterseniz. IQ'dan tipik olarak 40 soru gelmekte. Ama dediğim gibi bazı üniversitelerde bu 35'e düşmekte. Bazı üniversitelerde 45-50'ye çıkmakta. Ama %90'da diyelim 40 soru gelmekte. Geometri sorularında çok değişkenlik arz ediyor soru sayısı ve soru tipleri. Son 2021'de birçok üniversite artık bunu da onun altına düşürdü. Bazı üniversiteler 12, 15, 20'ye kadar, yani 20 tane geometri sorusu soruyordu. Bu tabii üniversitenin tercihi. Ama yani dünyada genelde geometri sorusu daha az soruluyor toplam soru içerisinde. Yani bu sene, 2021 senesinde bu 5-10 sayıya düştü. 2022'de de tahmin ediyorum yine bu şekilde toplam 40 sorudan belki 5-10'u, tabi bazı üniversiteler 5-6, bazı üniversiteler 7-8, bazı üniversiteler 8-9-10 soru sorabiliyor tabii ki. Değişiyor bu ama bu civara geliyor. Mat 2, yani şöyle diyelim, geometriden 10 soru geldiğini varsayarsak, tabi bu değişken ama ortalama bir değer vermek için mat 2'den 10 soru, mat 1'den, tabi bunlar 7-8'e düşebilir veya 10-12 olabilir. Burası da 18 olur, 22-23 olur. Üniversitenin şeyine göre değişiyor, tarzına göre. Geometri sorularında çok zorlayıcı soru zaman zaman geliyor, her zaman gelmiyor. Konu itibariyle de yine bu 2021'e baktığımız zaman, 2020'ye zaman zaman çok az soruda müfredat dışı diyeyim yani size. Yani çok farklı sorular gelebiliyor. Yine 2021'de de bunu gördük. Mesela uzay geometriden bir soru geldi. Bir üniversitenin sorduğu soru vardı. Oldukça zor bir soruydu. Yani çok farklı bir soru ve zor. Hem de içerisinde mantık da vardı. Yani mantık derken IQ mantığı diye düşünelim ona. Yani bazen sorular çok zor geliyor. Ama tipik olarak %95, yani kitaplardaki sorular, soru çözümleri, soru mantıkları bize yeterli geliyor. Mat 2, evet Mat 2 birçok öğrencinin zorlandığı, meşhur türev integral limitinin olduğu bir konu başlığı var. Mat 2'den soru sayısı aşağı yukarı 7, 8, 10, 12 arası geliyor. Ama son yıllara baktığımız zaman soru zorlukları biraz arttı. Evet. Türev
biliyorsunuz lise müfredatlarında tüm dünyada böyledir. Ağır türev, ağır integral sosu solmuyor. Eskiden atıyorum tanjant dönüşümüne kadar giden solar vardı, integral soları vardı. Daha tipik, daha herkesin yapabileceği, yani polinom tarzı sorulara doğru bir gelişim var. Arası üniversiteler herhalde lisedeki bu değişimi fark ettiler. 2021'de öyle çok ultra lüks dediğimiz çok 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 zor bir soru tipi gelmedi. Ama tabii ki şu oluyor. Yani yine çok farklı sorular geliyor. Yani kitaplara görmediğimiz, lise kitaplarına görmediğimiz, YÖS kitaplarına görmediğimiz bu yani 2020'de başlamış zaten bu. 2020'de de yine çok çok farklı sorular geldi. Tabii bunu biraz da matematik kültürü zayıf olan arkadaşlarımız, yani bu bir kültür meselesi matematik ve geometri. Yani 6 ayda bunu kazanmak mümkün diye çok özür dilerim. Ama tabii ki altyapı sağlar, bir yere eksik getirir ama o kültür zaman içerisinde olgunlaşan bir kavram. Eğer bu lise, ortaokulda bir kültür almadıysanız bu tür soruları arkadaşlar yapamıyor. Niye? Çünkü o sorunun hem anlaşılması, hem kavranması, hem yorumlanması gerekiyor. Şimdi bu üçgeni kuramazsak eğer, o zaman soruyu yapmak çok zorlaşıyor. Daha doğrusu zaman yetmiyor zaten. Matikiden böyle, yani tabii 10 sonu 10 böyle gelmiyor tabii. 2, 3, bazen 4'e kadar çıkabiliyor bu soru tip, bu tip sorular. Mat 1'de, evet, çok zorlayıcı soru şimdiye kadar pek çıkmadı. Yine tipik olarak yani çarpanlar, ayırma, oranı, orantı, kümeler. Ha, şu fonksiyonlar da biraz bu 2021'de 2020'de de vardı gerçi. 2020'de de yine bunu gördük. Çok farklı, yani böyle yine kitaplarda geçmeyen çok farklı sorular çıktığını görmekteyiz. Ve yine lise müfredatında olmayan sorular da çıkıyor fonksiyonlarla ilgili. Mesela kümelerle ilgili yine kartezyen çarpımından geldi yine birkaç soru. Yani biraz artık yani lise eğitimi yanında artı işte kurslardaki veya kitaplardaki ekstra bilgilere ihtiyaç duyuyoruz. Yine atladım belki matikiden yine türev, integral, limit dedik. Bir de bunun yanında küme varım var. Toplam ve çarpım sembolleri. Buradan da yine çok az üniversite soru soruyor. Artık bu konular liselerde kalktı malum. Belki bilmeyen arkadaşlar sigma ve pi diye toplam ve çarpım sembolleri. Lineer cebirden de yine artık birçok YÖS sınavının artık soru çıkmıyor. Yani lineer cebir dediğimiz türevin matris determinantları, şöyle yazalım. Matris determinantlar. Çünkü bu da artık liselerde anlatılmayan bir konu. Ama bazı üniversiteler soruyor. Belki 2022'de bu sigma pi matris determinantlar konusu da çok üniversite bunu kaldırdı. Kaldırdı. Ama hala bazı üniversiteler soruyor. Tahmin ediyorum lise müfredatının değişimini izlemek gerekiyor. Eğer üniversiteleri bu konuda uyarabilirseniz sizlerin yazı yazması lazım. Belki bu konularda yakın zamanda kalkar. Bir de vektörler konusu var matikide. Oradan da yine bu sene bir üniversite sormuş herhalde. Bu da artık yavaş yavaş yani liseden kalktı bu. Bunlar kalkalı 4-5 sene belki daha fazla oldu. YÖS sınavlarına buradan sonra gelmemesi daha uygun olacak. Çünkü öğrenci konuyu görmüyor. Altyapısı oluşmuyor. Kursta da ne kadar olsa o altyapıyı sağlamak zor olabiliyor. Bence burada YÖS sınavlarında artık bu tür konuların gelmemesini daha umuyoruz inşallah. 2022'de belki gelmeyebilir ama tabii kesin bir şey söyleyemeyiz. Mat 1 dediğim gibi, mat 1'de konular aşağı yukarı belli. Yani zaman zaman çok işte fonksiyon konusunda çok değişik sorular gelmeye başladı. Oran orantıda yine birkaç farklı soru, güzel sorular, hani çok farklı sorular vardı. Aslında bunlar aslında zor sorular. Tabii zaman harcıyor ve öğrenci soruyu ilk defa görüyor. Tabii ki zorlanıyor. Ve işte yapacağım diyor, süreyi oraya harcıyor. Evet, bu handikap diyoruz buna. Bu handikapa düşmeyelim, bu vartıya düşmeyelim. Yapmaya çalışın en fazla 2-3 dakika. Yani bir soru başına, eğer konuyu iyi biliyorsanız o konuyu. Mesela 19 Mayıs'ın bir mutlak değer sorusu vardı. Hakikaten yani birçok arkadaşımız yapamadı o soruyu. Soru zor değil ama o sınavda onu kurgulamak, o altyapıyı kurmak ve çözüme uğraşmak uzun yorulmak kısa yorulmak tabii sorunun. Şimdi herkes sırrı göremiyor.
Şimdi bazen YouTube'da insanlar hani soruları çözüyor. Tamam çözüyor da şimdi o sınav esnasında o kısa yolu düşünmek, görmek öyle tabii her öğrencinin harcı değil. O da ayrı bir şey. O yüzden uzun çıkabiliyor. Bazen de şu oluyor sorularda veya şunu gözlemledim. IQ'da da var bu. Bir üniversite bir soru tipi geliştiriyor. Bakın tekrar söylüyorum. Gerek IQ, geometri, matematikteki sorular artık piyasada bulunan ne YÖS kitaplarında ne diğer işte artık zaten YKS çok değişti. TYT ayeti çok farklı soru soruyor biliyorsunuz. Yani diğer eski tip yani kitaplarda da bulamıyorsunuz. Mesela benim şu an envanterimde 100'ün üzerinde kitap var. Yani mat 1, mat 2, geometri, IQ üzerinde 100'ün üzerinde kitabım var. Yani şok oluyorum soruları görünce. Gerçekten güzel sorular ve çok orijinal sorular. Emek tabii onlar. Hocalarımız sağ olsun. Güzel oturup soru hazırlıyorlar. Güzel bir şey bu. Orijinal sorulardır. Gerçekten kayda değer sorular. Ama tabii sınav esnasında ilk defa görünce afallayabiliyor öğrenciler. Mesela yine fonksiyonlarla ilgili çok değişik konular var. Bunlar genelde ders kitaplarında geçmiyor ama sınavlarda çıkmaya başladı. Ne bileyim fonksiyonların grafiği, her türlü fonksiyonun grafiği, fonksiyonu da öteleme mesela. Bunlar pek anlatılmaz, kitaplarda geçmez. Buradan sorular gelmeye başladı. Fonksiyon grafiklerini yorumlama çok daha önem arz etmeye başladı. Yani sonuçta geçmiş yani 2018'den sonra zaten değişim başlamıştı. 2019, 2020, 2021 sınavlarında yine bu son üçüne baktığımız zaman soru tipleri hem zorlaştı hem değişti. Bu nedenle matematiği yani iyi oturtmak gerekiyor. Bunun için de öyle yani günde en az 2-3 saat her zaman bunu söylüyoruz. Çalışmak için en az 2-3 saat günde. Belki son 2 ay belki bunu günde 4-5 saat çıkarmak gerekir. Bunu en az tabi bunlar. Yoksa aksi takdirde yani son 3 seneye baktığımız zaman bunu görüyoruz. Ha, bu 10 sene önceki soruya baktığımız zaman tabii ki çok daha kolay sorularmış ayrı bir şey. Bir de şu var. Şimdi sınavlar aşağı yukarı 2012 yılından beri yapılıyor bazı üniversiteler. Son 10 yıldır sınav yapıyor. 9 yıldır sınav yapıyor. Bu ve işte İstanbul olsun, Cerrahpaşa olsun, 19 Mayıs olsun, İnönü olsun, Gaziantep meselesi olsun. Bunlar soruları yayınlıyor. O güzel bir şey ama her üniversite yayınlanmıyor tabii. Tabii şimdi soruyu yayınladı da ne oluyor? Atak o üniversite bir sonraki sene örneğin işte 2022 yılında çok daha değişik soru sormak zorunda kalıyor. Çünkü artık o soru tipini öğreniyor öğrenci. Ha değil mi az önce mesela bazen o soru tipini ilk defa sorduysa çok daha farklısını bir sene daha sorabiliyor. Hatta bazen üçüncü kere mesela IQ'da vardı mesela bir 19 Mayıs'ın geliştirdiği soru tipi vardı. 3 yıl mesela sordu. Yani mesela işte mutlak değer soruları mesela çok kolay gibi gözükür ama bazen çok da zor sorular gelmeye başladı. Mutlak değer konusu evet kolay gibi gözüküyor ama çıkan sorular. Hem tabii her üniversite böyle sormuyor tabii. Bazı üniversiteler güzel orijinal sorular üretmeye başladı. Tabii her sınavın şeyini göremiyoruz. Yayınlamadıkları için üniversiteler ama öğrenci arkadaşlarına edindiğimiz bilgiler bu yönde. Yine IQ'da ha şunu sayısal mantık diye başlık atmak istiyorum ben buraya. Niye derseniz çünkü artık bu bir başlık olması gerekir. Yani IQ'nun içinde de değerlendirmek mümkün ama ben ha bu sayısal mantık derken bu hani bu ALES tarzı değil. Bu YÖS'e özgü bir sayısal mantık oluşuyor. Bununla ilgili bir yayın evi kitap çıkarttı ama evet güzel ama yeterli olmuyor, yeterli gelmiyor. Çünkü tabii haklı tabii çok çok geniş bir konu ama daha farklı yani YÖS tarzı sayısal mantık sorularına artık dönüş yapmamız gerekiyor. Tabii ALES gibi böyle uzun uzun anlatılmıyor, daha kısa ama sayısal mantık ben buna IQ demiyorum. IQ yani ne farkı var? Evet güzel bir soru oldu. Bunu ben genelde yani tipik IQ soruları var. Şu an her yayın evinin kitabı var IQ mesela. İşte oradaki sorular dışındaki soruları ben kastediyorum. Çünkü artık mesela İstanbul'un hani bir kural verip o kurala bağlı soru sorması gibi veya hiçbir yerde geçmeyen çok özel sayısal mantık olguları var. Bunları işte kitapları bulamıyoruz.
İşte burada biraz yan yerlerine iş düşüyor. Nasıl ki TYT, AYT sınavı çıkınca tüm yan yerlere oturdu. Tabii ilk birkaç sene tabii biraz şey oldu, kitap çıkaramadılar. Yani kolay değil yepyeni bir sisteme uygun kitap çıkartmak, soru üretmek daha doğrusu. Ama daha sonra TYT, AYT oturdu mesela. Yani şu an birçok yan evi çok güzel soru üretebiliyor. Ha, işte burada da sayısal mantık konusunda IQ'nun içerisine geliyor bu. Yani sayısı, soru sayısı bazen ona kadar çıkabiliyor, onu söylemek isterim. Bunu ileriki derslerimizde YÖSİ 2022 değerlendirmelerinde bunlar daha detaylı olarak anlatacağız. Ama genelde yani 3-5 soru geliyor. Hiç yani farklı sorular gelebiliyor. Bu önemli bir konu. Bu konuda cidden ciddi bir kaynak sıkıntısı yaşıyoruz. IQ'da da böyle. IQ'da şu an yani tipik sorular evet geliyor ama yine yanında mesela diyelim 40 sorunun 20-25'i tipik geliyorsa 15-20 tanesi de çok farklı sorular gelmekte. İşte o yüzden burada biraz farklı soru üreten kitaplara ihtiyaç duyuyoruz. 5-10 diyeyim şuraya. Problemler konusu, evet. Son yıllarda başladı. Daha önceden yoktu böyle sorular. Tabii sözel mantık dediğimiz, belki konuyu bilmiyorsunuzdur belki, sorular pek gelmiyor. Sözel mantık biraz daha farklı. Yani daha çok onu DGS, KPSS gibi sınavlarda görüyoruz. Ha gelir mi YÖSİ sınavlarına gelebilir tabii ki ama şimdi daha görmedik. Ona girmeyeceğim o yüzden. Sözel mantık biraz daha farklı. Çünkü orada çok metinsel, Türkçe metinsel ifade kullanmanız gerekiyor. Çünkü ama sınavda uluslararası bir sınav. Öyle olunca yani onu İngilizceye çevirseniz de Türkçe İngilizce bilmeyen öğrencilerimiz o soruyu anlaması yapması mümkün değil. Ha, bu da bir sorun aslında. Eskiden pek sözel soru pek çıkmazdı ama son yıllarda hele bazı üniversitelerde hiç normal TYT, AYT gibi soru sormaya başladılar YÖSİ sınavlarında. Tabii üniversitenin tercihi okey ama çünkü bu uluslararası bir sınav. Uluslararası sınav olunca yani o soruyu herkesin anlaması, kavraması ve çözmek bize çok zor. O yüzden eski tip yani sözel ifadenin az olduğu tarzda dönülürse daha faydalı olacağını düşünüyorum. Tabii üniversitenin tercihine biz karışamayız ama yani tabii tavsiye niteliğinde ben görüş bildiriyoruz. Evet, problemler konusu son yine 3 yıldır zaman zaman çıkmaya başladı. Yine çok çıkmıyor fazla. Yani bazı üniversiteler bir tane soruyor, bazı üniversiteler 2-3 tane soruyor. Yani şöyle 3 diyeyim. Yani 4-5 tane yani. Tabii problem değil de tabii bu da çok farklı bir 70-80 tane başlığı var. Yani havuz içinden sayıdan gidin. Yani mum problemine kadar, değil mi? Sıra problemine kadar, kulüp problemine kadar bir sürü soru tipi var burada da. O yüzden bu kadar soru tipini yani 6 aylık kurslarda yani öğrenmek mümkün değil. Açıkça konuşmak gerekirse. Onun için öyle yani 2-3 saat değil, 700-800 saat ders yapmak lazım. O zaten mümkün değil. Bunlar dediğim gibi bir kültür meselesi. Matematik kültürünün oturması lazım. Yani hiçbir kurs matematik konusunda size sihirbaz değil. Yani burada işin %70'i sizlere düşüyor. YÖSİ 2022'ye hazırlanıyorsanız eğer bireysel olarak hazırlanabilirsiniz veya kursa gidebilirsiniz fark etmez. Tabii YouTube'da da yine çok güzel videolar var ama YouTube'daki videolar hep eksik kalıyor. Bir yer eksik kalıyor. Onu gördüm ben. Çoğunu ben de izliyorum. Güzel videolar var. Sağ olsun. Herkesin eline sağlık. Ama yani böyle bir kurs gibi baştan aşağı disiplinli, planlı, programlı şekilde bir eğitim almak daha başka oluyor. Evet faydalı oluyor ama disiplini sağlamak, o süreci yönetmek daha başka bir şey. Denemelere baktığımız zaman ise evet yine soru tipleri değiştiği için denemelerde yani gösterilere tabi burada çok faydalı olmadığını düşünüyorum ben son yani böyle baktığımız zaman. Tabi burada da yine yan yerlere büyük iş düşüyor. Daha özgün, daha farklı soru içeren denemlere ihtiyaç duyuyoruz burada. Çünkü sorular çok değişti. Hatta bana göre ağırlaştı. Soru tipleri değiştiği gibi sorunun yapısı da ağırlaştı. Soruyu çözme süresi arttı. Mesela İstanbul 2020 sınavında sorular çok zor değil ama çözümleri çok uzundu. Yani 5 dakika veriyor ama İstanbul ve Cerrahpaşa gerçekten sorular uzundu. Yani öğrencimizin birçoğu yetiştiremedi. Daha önceki sene yetiştiriyordu. Bu sene yetiştiremediler soruları. Niye? Sorular uzundu. Evet. O yüzden hızla kazanmak gerekiyor. Tabii bol bol bir yayın evi dışında bence 2-3 yayın evi kitapları almanı tavsiye ederim. YÖSİ 2022 için. Çünkü
ne kadar olsa farklı sorular. Mesela atıyorum 30 denemelik bir kitap almayın. Ben tavsiye etmiyorum. Çünkü yani evinin 30 denemelik varsa bilmiyorum var mıdır da 30-40 denemelik neyse. Ya şimdi çok birbirine benziyor sorular. 10 deneme olsun. 10 denemelik kitap alın. Sonra başka yayın evinin 10 denemeliğini, başka yayın evinin 10 veya 10, 12, 5, 6 neyse bu şekilde farklılaşmaya gidin. Çünkü sorular çok farklı gelmeye başladı. Evet, bu da yine yayınlarımızda yeni tarz, hatta yeni moda adıyla yeni nesil diyoruz ya şu an. Yeni nesil soruları üretmeleri gerekiyor. Aslında her bir konuda, bir matematik. Zaten tipik sorular zaten her yerde var. Her tarafta bulunuyor. Hatta şöyle diyorum, yani şöyle bakarsak çıkan sorulara, bu özgün sorularımıza hiçbir yer yok. Ne YouTube'da, ne kitaplarda, ne yüz kitaplarında hiçbir yer göremiyorsunuz. Ha, o zaman işte zaten bu da güzel bir şey. Yani özgünlük oluşturuyor, orijinallik oluşturuyor. Öğrenciyi seçmek için bir ayet içi özellik ortaya koyuyor. İşte burada sizlerin devreye girmesi gerekiyor. O beyinsel altyapınızı farklı sorularla, hatta gerekirse uluslararası IQ dediğimiz, belki bilen arkadaşlar vardır. Ben şimdi o konuda çalışıyorum. Onunla ilgili yani sadece IQ Türkiye'de yok tabii. Birçok üniversite, birçok ülkede IQ ile ilgili sınavda soru çıkıyor. Onları araştırıyorum, bakıyorum. Evet, çok farklı sorular var. Evet, doğru. O yüzden daha genel değil de daha uluslararası, global dediğimiz bir tarzda bir çalışma sistemi kurmak gerekiyor. Çünkü bir de şunu söylemek geliyor. Artık üniversiteler artık hani 10 yılda soru sorduğu için bir soru havuzu oluştu. Soru havuzu dışından soru sormak istiyor. Çünkü aynı soruyu sorarsa diyor, o zaman herkes biliyor soruyu, nasıl yapıldığını da biliyor gibisinden. Öyle olunca daha da farklı soru sormaya, yani bunu yaparken de soruyu zorlaştırmaya başladılar. Yani 10 yıl önceki sınavlar gibi değil, daha dediğim gibi. Evet, YÖS 22 böyle bir genel bakış ortaya koymaya çalıştık. Dediğim gibi yani günde 2-3 saat en az tabii, belki 4-5 saat den aşağı çalışmak gerekiyor. Tabii bazı arkadaşlar tüm yayınların kitaplarını alıyor, bitiriyor. Bence bu çok yanlış. Ocak ayında bitiriyor bazı arkadaşlar. Hepsini hızlı çözüyor. Zaten elimizde öyle 15-20 tane kitap, 30 tane kitap yok. Şu an 6-7 yayın evinin kitabı var malum. Hepsini alıyor öyle bazı süper arkadaşlarımız var. Bunu hemen bitirmeyin bence. Yavaş yavaş hazmede gitmeye çalışın. Daha sağlıklı olacaktır. Çünkü bu sefer ne oluyor? Ocak ayında bitiriyor tüm kitapları. Sınavlar hani Nisan-Mayıs gibi başlasa o arada boş kalıyor. Boş kaldı mı ne oluyor? Öğrenci o sürekliliğini sağlayamıyor. Motivasyonunu kırıyor. Çünkü bilgiyi çok çabuk unuttu çünkü. Bunu yapan arkadaşlarımız varsa bunu sürece yaysınlar. Çünkü sınavlar genelde büyük ihtimalle 2022 yılında daha önce olduğu gibi Nisan'ın sonu başlıyor. İşte Mayıs, Haziran gibi devam ediyor. Eğer tabii pandeminin şartları ne getirdi bilmiyoruz ama o şekilde olacağını düşünüyoruz. Evet, bu şekilde videomuzu bitiriyoruz. Hepinize 2022 YÖS sınavlarında üstün başarılar diliyorum.